Eti önce suyu çekinceye kadar kavuruyoruz. Sonra rendelenmiş havuçları ekliyoruz. Sonra pirinci kavurduktan sonra suyunu ve tuzunu ekliyoruz. Sen gerçekten değil, onlar üzerinde taşıma edersen sayılırım. Bir toplumun maddi ve manevi gücünün %50'sini oluştururlar. Kadına toplumsal hayatta eşit haklar verir, kadını toplumsal hayatın dışına iter, onu dışlayan, ona değer vermeyen milletlere nispetle medeniyette ve iktisadi hayatta az zamanda çok daha büyük mesafeler kat edebilirler. Devlet yönetiminde hakanlar kadar söz sahibiydiler. Hatunlar önemli kararların alındığı toplantılara katılır, fikir beyan ederlerdi. Ünlü Arap Serk şöyle demektedir. Burada ilginç bir duruma şahit oldum ki, bu dönemde görülen dehşet verici bir yoktur. Bu yasal düzenlemeler içerisinde 1998 yılında güller biter. Bir çınardır o, kuşların yuvalandığı. Bir yakuttur, kıymeti herkesçe bilinmeyen. Bir güldür ki o yedi veren. On parmağında onar marifet. En güzel dualar onun dudağında. Vatan sağ olsun, vatanım sağ olsun, Türkiye'm var olsun diyecek kadar. Türkiye kadar güzeldir memleketimde kadın. Thank you.
pencerelerden yanık türkülerle yollara bakar. İncecik yüzünde çizgi çizgi nokta nokta bir efkar. Fakirin anası her sabah sessiz ağlar çocuğunun aç çıplak durduğuna, bin pişman doğduğuna doğurduğuna. İster miydiniz? Kadınlar Birliği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bakalım neler... Yani çok haklarımız olmuş. Bizleri koruyan yasalar çıkmış. Kadınlar her başarılı yerde imza atmış. Erkeğin yanında sürekli destek olmuştur. Peygamber Efendimiz bile şöyle demiştir. Cennet anaların ayağı altındadır. Sen olmasaydın, sen olmasaydın ne yapardı Adem baba, ey Havva? Acıyı, sevgiyi, gözyaşını, özlemeyi, merhameti kim bilecekti? Hem sen olmasaydın kim ihanete uğrayacaktı? Kim aldatılacak, kim ezilecek? Kim itilip kakılacaktı? Thank you.
I don't know.